Evet hepinize Merhabalar arkadaşlar önceki videoda kurulu bir düzen vardı kurulu bir hesap vardı fakat şu anda kurulu bir hesap yok sıfırdan gittik PooCoin'den çevirdik 500 küsür tane şurada hatta bizim işlemimiz var şu 556 tane 96 dolar 100 dolar diyebiliriz buna 96 dolarlık çevirdik oyun bize başta iki tane land veriyor zaten bedava fakat bunun üstüne ben 4 land aldım yani 6 landım oldu 6 tane de flower aldım şimdi bu 6 flower random bir şekilde geliyor. Şimdi açacağım orayı göreceksiniz. Bu arada bu videoyu çekmemiz hatta bu projeyi bulmamızı sağlayan arkadaşımız Kristo Goku. Yabancı bir arkadaşımız çok teşekkür ederiz. Geçen videoda hesabıyla beraber videoyu çektiğim arkadaşımız da bizim ekipten Bilal. Bilal bu oyuna şuralarda girdi. 11'lerde buralarda yakaladı Bilal. Oyuna giriş yaptı. Videoyu çekene kadar bu hale geri geldi. Tabi bunlar Discord üzerinde One paylaşıldı bilginize. Şimdi buradan Random Flower'ları aldık. Bakalım şansımız nasılmış. 6 tane Flower'ım var. 4 tane Land aldım. Yani 6'ya 6, ya 6 Land'ım var. Fakat başta verdiği Free Land'lerin farklı özellikleri de var. Onu önceki videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Şimdi girelim. Evet çok güzel. Şimdi en önemli, en iyi çiçek bu arkadaşlar. Sarı olan. Sonrası kırmızı. Sonrası pembe olan. 10 saatlik. Bir de 15 saatlik var Enginar. Allah onun belasını vermesin. Geçen videoda o var. Şu anda bana çok güzel bir setup geldi. Bu setup'ı... Hep beraber gelin bir düzenleyelim. Evet. Demin de bahsettiğim gibi geldim, aldım. Şu anda bu lendlere çiçeklerimi dikeceğim. Fakat ben bu lendleri boş bırakıyorum. Çünkü şu da mesela 10 saatlik de olsa yine de iyi bir çiçek 15 saatliktense ben buraya 15'liklere ekeceğim. Neden? Eğer buraya bu buff de önceki videoda vardı gördünüz o farm %100 yapan. Onları koymazsam buraya mesela %90 zaman kısaltma veya %90 kar eklediğim zaman bu bedava olduğu için bu iki toprak buralara %90 değil de %30 olarak alıyor. E o NFT'ler elimde biterse %30 olarak devam etmiş olacağı için ben buralara bu çiçeklerimi harcamak istemiyorum Ben direkt buraya ay çiçeğimi koyacağım mesela şuraya da ay çiçeğimi koyacağım şu üst tarafı kırmızıları yapacağım Çünkü bunlar 8 saatlikler bu 10 saatlikler beklesin lendi aldığım zaman zaten koyarım Umarım tamamladığımda 15 tane olduğunda Şurayı full şöyle bir ay çiçeği çevirmiş oluruz şimdi benim kazancım buradan başlamış oldu Allah'ın izniyle buradan ne yaptık 6 tane bakın 6 tane çiçek 6 tane de box aldık. Benim 120 tane lucky box açma şansım var. Önceki videoda hani burada lucky box şeyi çıkıyordu da işe yaramıyordu dedim ya. Bakın benim 50 tane açma şansım var şu an. Burada bana çıkacak ki ondan ben 120'ye tamamlayabileyim burayı. Bak 20 tane çıktı 70 oldu. Çok iyi oldu bu benim için mesela. Başlangıçta bu çıkması çok iyi ama bak bu da çok güzel %90 başlangıçta çıkması çok iyi ama sonradan bir işe yaramıyor zaten diyebiliriz. Şurada da 20 tane daha çıktı çok güzel. Şurada da 3 saatte bir alabildiğiniz bir box var. Gördüğünüz gibi bunun içinden de buff çıkıyor. Haberiniz olsun. Şimdi ben 120 tane kutumu açayım. Siz de hızlı bir şekilde izleyin. Evet arkadaşlar ben sabahtan beri aslında 120 kutuyu açmışım da. Lan diyorum açıyorum açıyorum. Niye boş çıkıyor diyorum ya. Niye boş çıkıyor diyorum. Meğersem 120 tane kutuyu açmışım. Ee şimdi bakalım bir farm token falan çıktı içinden. Kutunun içinden onun çıktığını da bilmiyordum. Şöyle ek bilgiler eklemek istiyorum. Marketplace'i gelecek. Yani bunların hepsi bir NFT aslında arkadaşlar. Bakın land'de bir NFT, çiçeklerde bir NFT. Her şeyimiz bir NFT. Ben şimdi şunlara %90'lık çıktı mı bize? %90 zaman azaltma çıktı. Mesela şunlara basalım hemen. Hem %90 zaman azaltalım hem de gidelim %90 yani %100 aslında bunlar. Şöyle buff'ını verelim. Dörder dörder çekeceğim direkt. Yani bu buff'ları direkt kullanmış olacağım ben. 24 dakika sonra bunları almış olacağım. Peki şu anda lendin ve çiçeğin fiyatı gördüğünüz gibi %70 indirimli. Yani yarın bir gün bu oyunda lendin tanesi 160, TPF. Çiçeğin tanesi ise 200 TPF olacak. Buna da dikkat edin diyorum. A'dan Z'ye kadar sıfırdan giriş videosu yaptım. Şimdi şunun hesabını yapmak istiyorum ben. Herkesin 100 doları yok. Herkes girerken 100 dolarla giremiyor biliyorsunuz ki. Örnek veriyorum abi ben bedavadan oynarım. Hani bufflarda o kadar etkisi olmasa da olur. Ben iki tane bedava landim var zaten. İki tane çiçek alacağım abi oyuna öyle başlayacağım. Yavaş yavaş yükselteceğim diyen arkadaşlar için bir hesap yapalım bakalım. Şu anki durumda bakın 17-28 gördünüz mü? Bu durumda bu oyuna giriş ücretsiz bir şekilde giriş. iki tane çiçek alacaksınız. Pardon 120 oluyor. Çarpı 0,17 hatta şöyle yapayım direkt 20 dolara iki tane çiçeğinizi alırsınız. Ve oyuna Giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Hani daha da abartırsak bir çiçek oynayacağım abi de diyorsan yani 10 dolara oyuna giriş yapabiliyorsun. Tabi buna çok büyük şans lazım. Şundan çıkarsa oyunu kısa sürede çıkarırsın veya geliştirmelerini yaparsın. Bu çiçekten çıkmazsa, hele ki gidip de yani şu an bende yok ama önceki videoda Bilal'de vardı 15 saatlik çiçek. Mesela birazdan ben bir bu kadar daha ekleyeceğim. Geldiği zaman videoya devam edeceğim. O çiçek çıkacak eminim fililere koyacağım onu. O çiçekten çıkarsa sıçtık yani sıçsınız. Eğer ki düşükten girerseniz haberiniz olsun. Oyunda önceki videoda da bahsetmiştim. 4 günde bir çekim yapılıyor arkadaşlar. Maksimum 5000 adet çekebiliyorsunuz. Bu detayları da vermiş olayım. Şimdi sıfırdan para yüklemeyi görelim. Evet şimdi sıfırdan nasıl USDT ile veya BNB ile satın alım yaparsınız diye göstereceğim. BNB daha kolay. Binance üstünden BNB'nizi atarsınız MetaMask'inize. BNB ile alım yaparsanız hem de fi ücreti sıkıntısından kurtulmuş olursunuz. Fakat biz USDT'miz var. USDT'yi TPF'ye çevireceğiz. Ne yaptık? Buradan Connect'e bastık girdik. Şu anda coin burada. Coin'in fiyatı biz bu coin'den çeviriyoruz. Şuradan 90'a tıkladım. 517 adet elime geçecek. Bunu swap yapıyorum. Burada belli bir miktar BNB isteyecek arkadaşlar. O yüzden BNB atarsanız olur diyorum. Çünkü şunu ben onaylayayım. Şurada gördüğünüz gibi BNB ile falan çevirebiliyorsunuz. Önceki videoda söyledim diye hatırlıyorum ama burada da tekrar üstünden geçmiş olalım. Şimdi buradan Oyun coinimizi alıyoruz. 517 adet daha 100 dolarlık daha aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi oyuna dönelim. Şuraya bir giriş yapalım. Yine ne yapacağım ben? Gidip çiçek alacağım arkadaşlar offerlardan. Önce bir çiçeklerimi alayım. Hesabımı düşeyim ama yine ben. 521 adet benim TPF coin'im var. Şimdi bu 521 adetten ikilendim. Boştaydı aslında. Kilend daha ekstra almam lazım. Yani aslında şu an benim sadece çiçek alsam 8 tane alabiliyorum ama land sıkıntımız da var biliyorsunuz. Ben şimdilik 2 çiçek 4 land olarak ilerleyeceğim. Geri kalanına bakarız. Şimdi direkt geçip böyle buy dediğiniz zaman onaylayıp diğerine geçip tekrar buy diyorsunuz. Bu şekilde hızlıca alabiliyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. 2 çiçek alalım. Biraz daha landlere odaklanmam lazım. Çünkü iyi çiçekler geldiği zaman free land'de ne yapıyordum? Ben koymuyordum. O yüzden birazcık land alıyorum ondan sonra duruma göre ekleme yaparım çiçeklere. Bakalım. Bilent daha alalım. Tamam. Hatta Bilent daha alayım ben. Sonradan tekrar ekleme yapacağız zaten biz. Tekrar çiçek alınabilir. Bekliyorum şu an onaylanmasını her şeyin. Bakalım şansımıza o iki tane çiçek nasıl geldi. Evet. Gelmiş. İşte geldi. Cellat. Evet. 16 saatlik çiçek geldi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Gideceğim çiçek alacağım. Çünkü bunu free lendime koyacaktım. Kaç tane lendim olmuş ona da bakayım. Şimdi koymadım. Bir tane lend görünüyor şu an. Herhalde onaylamadı o sonrakileri. Bir lendime zaten direkt şunu koyacaktım. Bir lend daha alıp şunu koyacağım. Ekstra para arttığı zaman onla da çiçek alabiliriz. İnşallah ay çiçeği çıkarabilirim tekrar o çiçeklerden. Bakalım şimdi. Bu arada bir tane daha bundan çıkmış. Olur. Tekrar bakıyorum kontrol ediyorum. Tamam şimdi geçelim. Bir çiçek alalım. Gidelim. Bir tane daha land alalım arkadaşlar. Hatta iki daha alalım. Şöyle çıktım. Geri girdim. Hemen sıraya soktum. Hepsi birden düşecek. Bakalım durum ne olacak şimdi. Tamam son 48'lik de bu land'e gidecek. Bakalım çiçek ne geldi. Daisy gelmiş yine herhalde. Bir dakika tekrar bakayım da. Şöyle bir F5 atayım. Çünkü o çiçek. Hmm land mı almışız yoksa? Yok burada görünmüyor şu anda aldıklarım. Birazdan düşerler envantere. Ben bir farm'a tıklayayım. Belki oyun içinde direkt düşer. Direkt görürüz. Gelmiş olan çiçekte sürpriz olsun bakalım umarım ay çiçeği gelmiştir. Şimdi land'e artıya tıklıyorum. Oo, land'ler gelmemiş bir saniye. Bekleyeceğiz kısa bir süre o zaman. Şu an NFT'lerin cüzdanıma düşmesini bekliyorum arkadaşlar. Onaylandı fakat cüzdana bir tık geç düşüyor. Demek ki şu an iki tane ekstradan ekemediğimiz vardı bizim bir tane şundan çıkardık maalesef. Şimdi land'lerimiz geldi yavaş yavaş. 2 4 tane daha land'imiz geldi. Flower'da bir tane daha geleceğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar şansımıza ay çiçeği düştü. Çok iyi oldu bu. 2 4 5 tane daha land aldık. 5 6 7 tane land aldık. Pardon. Küçük bir hesap hatası yapmışım orada ama sıkıntı değil. Biz yine çiçek alıp dikeceğiz zaten. Bir tane daha ay çiçeği hayırlı olsun diyelim. Üç tane ay çiçeğimiz var. Bir tane boktan çiçek çıktı. İyi gidiyoruz şu anda. İnşallah biraz daha iyi bir hale gelir diyelim. Biz farmımıza bir gidelim. Şu anda hesap hatası yok diye düşünüyorum. Bir daisy, bir tane sunflower, bir tane de en kötü çiçekten çıkardık. Şimdi bir kurulumunu yapalım. Şuraya ay çiçeğimi tabii ki en başta koyuyorum. Hayırlı olsun bu şeyi de şuradan kırmızıdan var mı elimizde yok. Bu kötü olanı götürüp şuraya koyacağım bakın. 15 saatlik olan şurada kalsın. Zaten bu lende buff da bassan. Şu buff'tan yoksa elinde %70 dediği buff'tan yoksa elinde zaten sıkıntı hani buna bassan da. O yüzden ben kötü çiçekleri buraya koyacağım. Şükür ki çok da kötü çiçek çıkmadı. Deizileri de şöyle ekiyorum. Şu anda boşluğum kaldı benim mesela. Ne kadar? 2, 3, 4 çiçeklik daha boşluğum var. Kötü gelirse buraya koyacağım. iyi gelenleri buraya dizeceğim. Şunların toplamasına 6 saniye kalmış. Hadi beraber bir de toplamış olalım arkadaşlar. Hepsine tekrar buffları yapacağım. Zaten bir bu kadar daha kutu açabileceğim şimdi ben. Çünkü NFT'yi aldım fazla fazla. Evet çiçeklerim geldi. Dörder tane topladık. Çok da güzel oldu. %90'lıkları buraya ben yine veriyorum. Ay çiçeklerinde kullanıyorum ben bunu. Çünkü buff da sıkıntılı yani sınırlı olduğu için tabii ki gidip %90'lıkta da kullanmak daha mantıklı arkadaşlar. Şöyle %90'lıkları bitirdikten sonra diğer buffları da yavaş yavaş harcamaya başlarız zaten. Şimdi Lucky Box kısmına geri girdim. Lucky Box neden ben yine NFT yi aldım? Tekrar Lucky Box şansı verdi bana bir NFT için. Onar tane verdi. Ben Lucky Box'larımı açmaya devam ederken arkadaşlar oyunu tamamen anladığınızı düşünüyorum. Zaten ikinci video bu oyunla alakalı yeni bir güncelleme gelirse tekrar video çekip duyururum. Şunu da söyleyeyim. Başta çekimi yapabiliyorsunuz. Başta çekim açık bakın. Başta TPF'yi çekebiliyorsunuz, withdraw'layabiliyorsunuz. Bunu withdrawlarken yani birinci withdraw'u yaptıktan sonra 4 gün ekliyor size. Bakın bunu asla unutmayın. Bu çok önemli bir detay. Yani siz birinci çekime örneğin a diyorsun işte burada 5 tane var. Hadi diyorsun ben bunu bir çekeyim. Bunu çekmeye çalışırsanız eğer çekersiniz ama 4 günlük sürece girersiniz. Yani bekleyin. 3 günde de belki ROI çıkaran olacak aranızda. 3 gün boyunca çekmeyin. 3. günün sonunda çekersin abi. ROI'ni çıkarırsın. Herkesin dediğim gibi kendi riski kendi kararıdır. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.